Evet arkadaşlar, Alabard'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bilim gündeminden gidiyoruz bu videoda. Neler oldu, neler döndü, neler oluyor? Kara delik fotoğrafı yayınlandı, hepiniz gördünüz. Herkes dedi ki bu fotoğraf ne anasını satayım, niye böyle bir şey çekildi? Bunun önemi nedir vesaire? Bunları anlatacağım. Anlat bakalım. Bu fotoğrafın önemi nedir arkadaşlar? Bakın bu fotoğrafın önemi 1900'lerin başında o muhteşem zekasıyla ortaya çıkan Albert Einstein'ın teorisinin kanıtlanmaya en yakın olduğu anıdır. Bakın kanıtlanmaya en yakın olduğu an diyorum, hala tam olarak kanıtlanmış sayılmaz. Bilimsel o hani deneyler, görsellik vesaire muhabbeti var ya. Kara deliğin içine girene kadar. Yani neredeyse o derece. O kadar da olmasa bile kanıtlanmaya en yakın halidir. Çünkü görsel olarak görebildiğimiz bir durum oluştu ortada. Albert Einstein 1900'lerin başında dedi ki arkadaş, bu evrende kara delik diye bir şeyin olması gerekiyor. Bu matematiksel ve fiziksel ortama göre bu vardır diyor. Daha sonra rahmetli Stephen Hawking de bunun üstüne çok çalışıyor. Ve hatta diyor ki kara deliklerden çıkan radyasyon var. Hawking ışıması dediğimiz, ki bunları daha önceki videolarda anlattım. Bu mevzulara giriyor ve kara deliklerin aslında varlığını biz kabul ediyoruz. Diyoruz ki evet, orada öyle bir şey vardır. Hiçbirimiz görmedik, hiçbirimiz onunla ilgili bir bilgi tam olarak alamadık. İşte bir tez oluşuyor bununla Aynen alakalı. öyle. Biz de onu öyle kabul ettik ve bu yönde bütün araştırmalarımız ve şeylerimiz devam ediyor. Fiziksel olarak uzaydaki hareketler vesaireler, ışığın hareketi, işte her galaksinin merkezinde bir kara deliğin varlığı, onun çevresinde dönüşü ve eninde sonunda galaksilerin içe doğru kapanacak olması muhabbeti gibi şeyler. E tabii bunu da çok basit her yerde anlatıldı, işte örtünün üzerine bir büyük top konduğu zaman nasıl onun yamulduğu vesaire vesaire. Gelelim bu fotoğrafın önemine. Bu fotoğraf bizden 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin fotoğrafı aslında. Yani bir sürü yerde söylendi. Bunu hani tekrar edeceğim, belki bilmeyenleriniz vardır ama bunu Türkiye üzerinden söyleyeyim. Mesela İstanbul'dan bakıldığında Pekin'deki bir bezelye tanesini görmek gibi bir şey. Yani bunun zorluğunu hayal et. Şimdi biz galaksiye bakıyoruz. Galaksiye baktığımızda büyük bir ışık kümesi var. Neden? Çünkü galaksinin dışındaki yıldızlar, içindeki yıldızlar ve en son merkezdeki kara deliğin çevresindeki ışınlar dolayısıyla. Şimdi bir kere bu ışıkların süzülmesi gerekiyor. Bunun için de bunu yapabilecek teknolojiye 2 yıl önce ulaştık. Zaten bu teknolojinin başlangıcı da 2 yıl önce. Ki o dönemde NASA'da çalışan bir Türk bunun açıklamasını yaptı. Twitter'da onun Flood denen o akışı var, tweet serisi. Oradan da görebilirsiniz. Dünyanın 12 noktasına gözlem merkezleri bu iş için işe başladığı zaman Türkiye'ye de bir gözlem merkezi açılma isteniyor. Ama Türkiye'ye açılamıyor. Sebeplerini boş verin. Tokyo arazisi onlar. Neyse, eğer Türkiye'de girebilseydi işin içine ve hatta başka ülkelerde girebilseydi bu fotoğraf daha net olacaktı. Neden? Dünya döndüğü için de bu galakside baktığımız zaman bir yer net bir şekilde göremiyor. Her yerden ayrı ayrı fotoğraf almamız lazım. Ve bu fotoğraf da öyle bildiğiniz kameranın lensiyle vesaireyle çekilmiyor. Büyük büyük uydu antenler galaksinin o merkezindeki kara delikten gelen son ışınları, o Hawking radyasyonuyla gelen ışımaları ve onun olay ufkundaki, bahsettiğim kara delik videosundaki olay ufkundaki son ışıkları, ışığın son hüzmelerini alıp her bir 12 tanesi ayrı ayrı bunun bir çizimini yapıyor. Bunun algoritmasını da o bir tane kız yayınladılar, bir fotoğraf. Evet. Böyle çok seviniyor. O yapıyor. O başarıyor. Gerçekten büyük başarı bu arada. Onun algoritması. Daha sonra bunları da başardıktan sonra bu 12 tane bilgi verisi machine learning vesaire gibi işlemlerle ve kızın algoritmasıyla beraber birleştirilerek o gördüğünüz fotoğraf ortaya çıkıyor. Fotoğraf neden turuncu veya neden şey diye bir şey çıktı ortaya? Hani iddialar şöyle. Bunu tabii ki iddia olduğu için ben burada size kesinlikle şöyledir diyemiyorum. Çünkü kızıl ötesimi aldılar, mor ötesimi vesaire gibi bir şey yok. Gelen ışınları tamamen sanal ve matematiksel olarak bir görsele çevirdiler. Matematiksel bir şeyi görsele çevirirken nasıl renklendireceğin artık biraz hayal gücüne kalıyor. Kimi dedi ki kız kırmızı rengi seviyordu. Kimi dedi ki hayır, kızıl ötesi çekiliyor vesaire. Kimi dedi ki uzaktan Hubble teleskobuyla baktığımız zaman orası turuncu gözüküyor gibi bir sürü şey var. Artık hangisini siz seçerseniz. Daha sonradan bu kara deliğin fotoğrafının dediğim gibi önemi aslında Einstein'ın doğru söylediğinin en net, en görsel ve insan aklını en yatkın kanıtıdır. Çünkü insan bir şey gördüğü zaman inanmaya daha çok başlar. Tabii. Yani görmek önemlidir. Görmediği bir şeye inanmaktansa. O yüzden de kara delik fotoğrafı, evet hani böyle bir o zaman Türkiye'de bir mazbata ve şey siyaset seçim tekrar sayalım tekrar sayalım vardı ama çok şükür bilime de ilgili bir sürü insanımız vardı. Ekşi Sözlük'te, Twitter'da vesairede bununla ilgili bir sürü paylaşım yapıldı. En azından bunlar güzel şeyler. Adamlar kara deliğin fotoğrafını çekmeyi bırak, kara deliğin fotoğrafını yaratıyorlar bir şekilde. Evet. Evet. Yani o gidip de öyle dekten şöyle basma değil. Bize nasıl satayım, hepi topu 3-5 tane sandığı sayamadık. O da ayrı bir şey. Yani
Yani maalesef. Lan ne gündemimiz alakasız ya. Ya yapacak bir şey yok. Yani adam da bir bakıma doğru, Türkiye'de böyle bilim bile konuşsan içinde siyaset var. Bir şey soracağım. Bu arada biz yine bu şey falan filan sayarken, oy sayarken arada bir de İsrail Ay'a gitti. Evet, zaten bir sonraki konum da o olacaktı. Yani. Şimdi şöyle. İsrail'in Ay'a gitme muhabbeti aslında çok bomba bir şey. Neden? Şimdi Çin'in Ay'a gideceğini hepimiz biliyorduk. Ve gitti. Arka yüzeyine indi ve araştırmalarını yapıyor. Hala da onunla ilgili bilgiler de yolluyor. Yolluyorlar mı? Yolluyorlar. Neler buldular mesela? Abi onu şu an açıklamıyorlar tam olarak. Açıklarlar bir gün. Bulduk bir şeyler diyorlar. Ne buldunuz abi? Yok, söylemiyorum. Ya öyle bir şey bulduklarına dair bir şey yok. Yani hani ne bulduklarını kimse bilmiyor ama NASA'nın vesairenin açıklamalarından takip edilebilir. Anladım. Bununla ilgili siteler var. Ben çok bakmadım ne bulduklarını bir yandan. Ama şunu biliyorum. İki tane uydu koydular. Arka yüzeydeki araç bu iki uyduya birden şeyini yollayarak verilerini onlar da dünyaya gönderiyor şeklinde bir sistemleri var adamların. Yani bayağı çalışıp işlerini, bayağı işlerini güzel yaptılar. Tabii iş güzel. Aynen öyle. Yani çok başarılı Çin bu konuda. Mal kendini satıyor abi. Çin malı deyip geçmeyin. Gayet kaliteli. Abi bunlar koşan mallar koşan, yani. Abi bu ayı sen biliyorsun, o kendi gidiyor, sen bir şey. Onun dışında İsrail'in mevzusu bir anda oluverdi. En azından hani Türkiye'de bununla ilgili bilgisi olan pek yoktu. Ve İsrail gitti Ay'a bu roketi fırlattığı zaman. Ben baktığımda Twitter'da da, işte Ekşi Sözlük'te de, ne bileyim bir sürü sosyal medya ortamında vesairede de çok konuşulmadı. Sonrasında çok konuşulmadı. Neden çok konuşulmadı anlamadım. Ama şunu yorumladım. İsrail gitti ve başarısız oldu. Ama buradaki mevzu şu. Bir kere bu adamlar bir roket fırlattılar. Ay'a kadar gitmeyi başardılar, indiremediler. Bir kere önemli nokta bu. Bu adamlar indirmeyi başaramadı ki zaten uzay yolculuğundaki en önemli nokta indirmektir ki onu da SpaceX videosu şeyle konusunda devam edeceğim videonun devamında. Bu konuda da şöyle bir şey var. İsrail'in Ay'a roket yollaması aslında dünya için çok ciddi bir mesajdı. O da şu: kıtalar arası füze fırlatabiliriz demektir. Bir ülkenin uzaya bir roket yollayabiliyor olması onun kıtalar arası balistik füze yollayabileceği anlamına geliyor. Ve bu zamana kadar da İsrail'in elinde böyle bir füzenin varlığına dair kimsenin bir bilgisi yoktu. Arrow'lar falan vardı en fazla. Aynen. Ama onlar da şey, kıtalar arası sayılmıyordu. Yani onlar orta kısa menzilli, mesafe, kısa orta menzilliydi. E şimdi bunu attılar. Demek ki bu adamlar aslında isteseler atıyorum Fransa'ya kadar atarlar. Bilmem nereye kadar İsrail'in atarlar. İsrail'in bu arada bir nükleer güç olduğunu da hesaba katarsanız. Evet, yani gelecek planlarında İsrail'in neler yapabileceğini buradan görmüş olursunuz. Yani çok ciddi bir mevzu var Utku'nun ortada. Utku'nun dediği şey şu. Yani mesela vakti zamanı Sovyetler Birliği uzaya insan çıkardığında Amerikalılar eyvah dediler yani. Hani her an Washington'da nükleer füze patlayabilir. Ben şimdi benim de demek istediğim şu. Abi Orta Doğu bir eyvah desin yani. Bütün bir Fallout meselesi de Eren'in bahsettiği Fallout oyunları var ya. Hani o Eren'in bahsettiği korku üzerine çıkmıştır. O dönemde çıkıyor. Zaten o yüzden Fallout'taki o gördüğünüz her şey 1960 yıllara ait duruyor. Neyse, Ay'a İsrail inemedi. Aracı inerken parçalandı vesaire. Bir yerde verisi kesildi. Neden inemediğine dair açıklamayı ben göremedim. Ama araştıran arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Abi indirmeye gerek yok. Buraya kadar gitsin yeterdi, bize yazmışlar. Yani, belki o bile olabilir yani. Yani madem böyle, İsrail bakın, Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama geliyor. Abi hemen veriyorum. Aslına bakarsanız inmiş ama bunlar İsrailli mason oldukları için Rothschild'lerle Rockefeller'de de devreye girdiğinden, Illuminati'de olayın arkasında olduğundan oraya bir masonunu açacaklar. Aynı zamanda da Hristiyan, Siyonist, Kertenkeleliler de astronotları olduğundan dolayı indiler de açıklamıyorlar. Abi Ay'a şey çiziyorlarmış, o göz. Aynen, Illuminati gözü çizecekler. Aslında bütün bunların hepsi bir illüzyon. Aslında İsrail indi ama çaktırmıyor. Neyse, gerçeklere dönersek. İsrail'in Ay'a iniş şekli buymuş, düştü gibi yapıyorlar ama aslında dibini kazıyorlar abi. Neyse, gerçeklere dönersek İsrail başarısız oldu bu konuda. Ne arıyordu Ay'da onu da bilmiyoruz. Gerçi kendileri de açıklamadılar zaten. İşte ne arıyorsun arkadaşlar? Bakanlığından da açıklama geldi. Eşeğin. Hani. Kardeşim hepiniz gittiniz indiniz. Biz inince mi suç oluyor lan? Suudilerde para var. Onlar da gitsinler. Allah Allah. Zaten şimdi bakın, oraya geliyorum. Ve Suudiler Arapsat 6A uydusunu SpaceX'in Falcon Heavy'si ile beraber uzaya bugün attılar. Biz bu çekimi yapmadan birkaç saat evvel. Suudiler de mi gitti? Ya yok, Suudiler gitmedi. Suudiler bayağı Arapsat uydusu fırlattılar. Ha. Senin TürkSat uydun gibi. Ha. Biz onlardan çok önce atmıştık ve kendi ülkemizin ve Orta Doğu'nun büyük kısmını uydularımızın kapsamına aldığımız için bizim şu ara atma ihtiyacımız yok. Ama Suudilerin böyle bir eksiği vardı ve onu yaptılar şu an.
İletişim uydusu adı altında bir uydu fırlattılar. Orta menzile bildiğim kadarıyla koydular. 190-200 küsür kilometre yukarıya bir yere. Ve asıl buradaki mevzu Suudilerin bu uydusu değil. Tabii o bizi pek ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren gene SpaceX'in Falcon Heavy fırlatışı ve onun hem yan iticileri hem de ana motorunun başarılı bir şekilde %100 başarıyla geri dönmesi. Buradaki önemli mevzu şu, tabii ki işte maliyet indirme vesaire vesaire derken abi aslında SpaceX'in geri inişte başarılı olmasının en güzel bir noktası da şu, diğer gezegenlere de ileride inmemizi sağlayacak teknolojilerin geliştirilebilir olması. Ve bu konudaki bir algoritma. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. SpaceX'in inişte kullandığı bilgisayar yazılımının algoritmasını ilk başta bir Türk yazıyor. Ve bu adamın da bir yabancı daha ortağı var. Yani beraber yazıyorlar ama yani kodun büyük kısmını Türk yazmış. İddialar o yönde. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bu adamın kendi iddiası. Daha sonradan adamın ortağı olan yabancı ortağını SpaceX firması Elon Musk işte kendi firmasını alıyor. Ve o algoritmayı değiştirerek ve geliştirerek bir roketin dünyaya geri nasıl inebileceğini hesaplatmaya çalışıyorlar. E tabi bu büyük başarısızlıklar vesaireler var bu zamana kadar. Tabi çünkü dünya dönüyor. Roket gidiyor. Aynı noktayı bulamayacak. Ya yani şimdi o roketlerin mesela şey çok çok ciddi geometrik şey. Yani şey var. Hatta roketin şöyle gidip inerken böyle dönüp şöyle bir toparlama yapıp şöyle inmesi gibi hani değişik bir çizimleri var. Hani o çizimleri bulabilirsem videonun içinde koyarım. Çok ciddi bir matematiksel işlem var işin içinde. Çünkü o sırada ya arkadaşlar, atmosferin yapısı, rüzgarın etkisi, nereye inecek, nasıl inecek vesaire vesaire. Ya arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani bir tane acemi bir şoför dar bir yere arabayı park ederken nasıl zorlanıyor ya. Heh, oradan pay biçin yani. Rüzgardır bilmem nedir falan filan. Evet. Oktur püsürdür. Evet. Yani çok ciddi şeyler var. Ve bu algoritma şu an bir yandan da machine learning dediğimiz yazılımın kendi kendine istatistiksel şeylere bakarak öğrenmesi ve ne kadar çok başarısızlık yaparsa o kadar çok doğruya yaklaşmasından dolayı son 2-3 atıştır bildiğim kadarıyla %100 oranda 3 parçada başarıyla geri iniş sağlayabilmeye başladı. Ama bu arada yapay zekada bayağı iyi şeyler oluyor. Mesela Boston Dynamics firmasının şeylerin robotlarını gördün mü bugün? Bugünkünü görmedim. Abi bugün 5 tane robotumu ne şey yapıyorlar. İzliyorsun abi robotlar böyle rak 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 yürüyor. Hani hepsi arka arkaya birbirine bağlanmışlar. Kamyon çekiyorlar. Hepsine şey bağlanmış halat. Tabii tabii. Mi? Bayağı bayağı abi yani. Robotlar hani o dört ayaklı falan olan robot var ya tekme atıyorlardı falan robotları, köpek şeklinde yani tekme atıyordu kendini toparlıyordu falan bildiğin kamyon çekiyor. Abi işte bunlar neden çok önemli bakın bu mevzular yani, özellikle SpaceX, Boston Dynamics gibi firmaların bu tarz teknolojiler üretmesi insanlık açısından çok önemli. Neden? Biz dünyanın bütün şeylerini tüketmeye devam ediyoruz ve tüketmeye de devam edeceğiz. Eğer ütopik bir geleceğimiz olmayacaksa da distopik bir gelecekte bok yiyeceğiz ayrı konu. Ama ütopik bir gelecekte eğer Mars'a gidebilir koloniyi kurarsak, insanlığın bir kısmını oraya taşırsak, dünyayı tarım gezegenine çevirip, işte Mars'ı ham madde gezegeni ve sanayi gezegenine çevirip, arada Ay'ı üsler olarak kullanıp, işte uzaydaki üslerde yaşayıp vesaire gibi insanlığın en azından güneş sistemi içerisinde geliştiği bir koloni sistemi kurulabilir. Tabii bu ütopik... Samanyolu deyip de çok uçuyordun bir evet, az daha fazla gidiyordum. Samanyolu'dur oldu ama daha var. Şey, evet Samanyolu'nu kolonileştirmemiz için ama bizim önce zaten güneş sistemini kolonileştirmemiz lazım. Neden? Yıldızlar arası yolculuk yapacağımız enerjiyi alabilmemiz için bizim işte T1 muhabbeti denen ve tüm kendi sisteminin enerjisini kullanabilen bir yapıya ulaşmamız lazım. Ve bu teknolojinin önemi şurada. Hani Elon Musk'ın hayali vardı. 2030'da Mars'a inelim koloni kuralım. Hala devam ediyor o hayali ve bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuda en önemli 2-3 şey var. Biri SpaceX'in Falcon Heavy'leri ve o roket teknolojisi. 2 Boston Dynamics'in robot teknolojileri. 3 3D printerlar. 3D printerlar şu yüzden önemli. Boston yani ileride eğer anlaşmaları tabii yapabilirlerse bilmiyorum ama SpaceX roketini fırlatacak Mars'a gönderecek. Boston Dynamics'in ürettiği robotlar üzerlerinde 3D printerlarla birlikte Mars'a inecek. Ve oraya binaları bu robotlar ve printerlar kuracak. Bina ilerleyecek oraya kuracak. Bina gidecek oraya kuracak. Oraya kuracak oraya kuracak. Hiçbir insan gitmeden binalar oraya robotlar tarafından yapılmış olacak. Daha sonra gene SpaceX'in inen ve kalkabilen Falcon roketleri sayesinde insanlık çok daha az maliyette geri dönecek. İnsanları alacak bu sefer onları götürecek. Geri gelecek insanları alacak geri götürecek. Ha bunu daha önceki bir videoda anlatmıştım hatırlarsanız. Mars'a gitmek kolay dönmek zor. Bununla ilgili de çalışmaları tabii ki devam ediyor. Ve teknolojinin son 20 yılda bakın 2000'den bugüne kadar
ne kadar geliştiğine bakın. 2000 bu arada milenyum hani çok geçmiş bir tarih değil. 20 yılda ne kadar geliştiğine bakın. 20 yıl daha yani en azından 10 yıl var 2030 ama hadi 20 yıl daha verelim 2040 ne kadar gelişebileceğini düşündüğümüz zaman hani Mars kolonisi vesaire için çok ciddi bir hani gelecek karşımızda var diyebiliriz. Aynen. Bu arada biz de mesela Türkiye yine kolonileşmeyen bir Osmanlı İmparatorluğu'nun torunları olarak bir kolonileşmek ayrı bir şey. Yani mesela bir SpaceX'imiz olsaydı herhalde en büyük derdimiz Bayanya'nın koltuk olduğundan dolayı bir erkeğe onun satılmaması falan olurdu. Evet bir de yani ne bileyim işte mesela dedim bir astronot oradan indi ama kadın astronot oturamıyor çünkü erkeğin sıcaklığı var. Aynen. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bizi paylaşırsanız en azından bize bir desteğiniz olmuş olur. İzlendiğimizi bilmek bize yeter. Yorumlarınız da o konuda iyi geliyor. Patreon'u da 3-5 bir şey ateşleyin ya. Yok lan ateşlemeyin. Hiç ateşlemeyin. Boş ver abi. Paranız cebinizde kalsın. Ekonomik kriz var. Siz izleyin, paylaşın o bize yeter. Yeter. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.